Vajinal enfeksiyonlar tedavi edilmezse vajinadan rahimin içine giren mikroorganizmalar rahimin içinden tüplere, tüpler yoluyla da karın içi boşluklara ve yumurtalıklara yayılabilir. Vajinada kaldığı süre içinde de gebeliğin gecikmesine neden olan spermin canlı kalma süresini kısıtladığı için infertilite sebebi olabilir. Rahimin içine yerleştiğinde bu enfeksiyonlar ateşli pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz bir takım hastalıklara sebep olabilir. Tüplerde tıkanıklıklara sebep olup hem infertilite nedeni hem de dış gebelik nedeni olabilir. Gebelikte geçirilen vajinal enfeksiyonlar sonrası, tekrarlayan gebelik kayıpları ve ikinci trimester sonrasında geçirilen vajinal enfeksiyonlarında da erken doğum ve düşük doğum tartılı bebekler görebiliyoruz. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, olağan jinekolojik muayene dışında vajinal akıntı olduğunda da mutlaka doktorunuza başvurunuz.